Sen aç ya, tamam. Senin sevdiğin şarkı, fark ettin mi? Fark etmedim. Ayşe, bu sessizlik beni öldürecek. Ne olur konuşalım şu olayı. Bugün konuştuk ama tam konuşamadık gibi sanki. Kerem, konuşacak bir şey yok. Ben sana gereken cevabı verdiğimi düşünüyorum. İşte ben seni neden öptüm, onu gerçekten söylemek istiyorum sana. Bunu açıklamak istiyorum. Çünkü bu ikimizi de ilgilendiren önemli bir konu. Biliyorum bana inanmayacaksın. Ben de kendime inanamıyorum zaten. Ama bunu kesinlikle söylemem lazım. Ayşe, ben seni öptüm çünkü... Sakın söyleme, sakın. Ayşe, ben heyecanlanınca, gerilince, merilince böyle saçma sapan hareketler yapıyorum. Yapmamam gereken şeyler yapıyorum. O yüzden öptüm seni. Yuh Kerem ya, yuh! Bana inanmayacağını biliyordum. Bunun inanıp inanmamakla alakası yok ki. Musun amca bahsetmişti senin böyle tuhaf bir huyun olduğundan. Gerilince ne yaptığı belli olmaz bizim oğlanın demişti. Ama yani böyle birini çat diye öpmeye yeltenecek kadar manyakça bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Haklısın. Bunun senin için ne kadar önemli bir şey olduğunu anlayabiliyorum. Ben seni anladığını sanmıyorum Kerem. Ya baksana, özür diliyorum demek bile ne kadar zor geliyor. Ama senin için kolay değil mi öyle yani, birini öptüm diyebilmek? Ya bu benim ilk öpücüğümdü. Şuna bak. Sen benim arkamdan dalga da geçmişsindir şimdi. Ama unutma ki sen benim bir hayalimi çaldın. Dışarıdan bayağı kötü biri gibi görünüyorum değil mi? Belki de haklısın. Duygusuz bir canavar gibi görünüyorum dışarıdan. Ama beni eğer öyle görüyorsan da en azından şunu düşün. En kötü canavarın bile masum bir tarafı vardır. Ayşe, ben inan o masum tarafımla senden özür diliyorum. Çok özür dilerim. Neyse, en azından özür dilemeyi biliyormuşsun, onu öğrenmiş olduk. Müzik de güzel ama değil mi? Selam millet. Selam. Hoş geldin, ne oldu? Hoş bulduk anneciğim. Heh. Bakın bakın bakın. Bir bakın neler aldım. Ha? Erkut, sen olayı çok yanlış anlamışsın yengem. Bak şimdi, ilk maaşını alırsın, ondan sonra alışveriş yaparsın. Abinin sana akbil doldur diye verdiği parayla alışveriş olmaz. Rahat bırak çocuğu yengesi. İçinden gelmiş bir hoşluk yapmak istemişti. Aferin oğlum. Sağ ol abi. Ya yenge, şimdi ben kendim beceremem de sen şu kavunu alsan. Şöyle güzelce bir yarsan. Yanına da böyle bak, bir sürü burada çerezler falan. Hadi oradan be. Ben senin o sofralarda neyi yapıp neyi yapmadığını iyi biliyorum. Benden iyi kavun peynir dilimliyorsun, annemden iyi dondurmalı helva yapıyorsun. Uşağın da var karşında. Tamam tamam, gel oğlum gel. İlk günün nasıl geçti sen onu bir anlat. Kavunu sonra keseriz. Ya yenge, kaju badem falan aldım. O daha kolay ya. Bir getirin de yiyelim ya. Tamam tamam, anlat. Hadi sen anlat. Ya anneciğim, nasıl anlatayım şimdi ya? Çok uzun, çok karışık mesele ya. Ama yani şöyle özet geçebilirim. Şirketin iflası benim bir imzama bakar. Deme. Niye lan? Patron mu oldun? Ya yok. Yani bütün resmi belgeler benim elimden mi geçiyor yani? Mesela ben bir belgeye bu olmaz, bu iş yapılamaz diyeyim, isterse Amerika'dan gelsinler fark etmez. O iş yapılamaz. Derecesinde de değil tabii. Ya nasıl anlatayım ki anneciğim, yani önemli yani. Şirkette ağırlığım hissediliyor bayağı. Tabii tabii. Muhsin Bey gördü, tanıdı, ona göre bir yere yerleştirdi. Yoksa böyle torpille gelinecek bir mevki değil bu. Heh, ay yaşa anneciğim ya. Tabii canım, torpille olacak şey mi? Torpilden değil. Ya zaten sadece Muhsin amca olsa iyi. Ya kameracısından ne bileyim müdüresine, en alt düzeydeki çaycısından en üst düzeydeki yetkilisine kadar herkes ya. Erkut Beyciğim aşağı, Erkut Beyciğim yukarı. Erkut Bey, Erkut Bey. Erkut Bey gel bir odada çalış. Erkut Bey gel en azından bir kahve iç ya. Herkes ya. Herkes çok sevdi beni. Uy kurban olurum. Erkut Bey,
Doğru mu söylüyorsun, bizi mi yiyorsun? Niye yalan söylesin olan ya? Askerliğini yapmış gelmiş koca adam. Hem insan önce ailesine güvenecek. Değil mi anne? Ailemize güvenmeyeceksek kime güveneceğiz yani? Tabii oğlum, doğru söylüyorsun. Ya, ne güzel dedin. Ya, müsaadenizle ben bir lavaboya gideyim. Allah Allah ya. Abime ne oldu ya? Evliya'ya mı denk gelmiş? Ne bu? Niye lavabo diyor? Psikiyatriste gidiyor ya, ondan. Psikiyatriste mi gidiyor? Hı. Allah Allah. Niye ki? Ne demek niye ya? İnsan psikiyatriste niye gider? Deli deli olmasın diye. Gerçi bizimki kibarcık oldu geldi. Sadece lavaboyla kalsa iyi. Allah Allah ya. Bir şey diyeyim mi? Bence sizi yiyor ha. Psikiyatriste değil, büyücüye gidiyor bu. Büyük iş başarmışlar ya. Gerçi kadın psikiyatriste olabilir tabii, olur. Vallahi kadın. Nereden anladın? Ya yengeciğim, Allah Allah. Sen nasıl anlamadın esas ya? Onların tabii bir de böyle ofislerde L koltuklar olur, uzanırlar. Erkut! Ne L koltuğu ya? Psikiyatriste gidiyor dedik. Yeni gelin evine mi gidiyor? Ya yenge saçmalama ya. Bütün psikiyatristlerin odasında böyle L koltuk olur. İnanmıyor Allah'ın seversen. Al, al internete yaz. Psikiyatrist odası yaz. Bak var mı yok mu bakalım. Hatta sen direkt şey yaz. Emonial psikiyatriste gidiyor. Full izle HD 720p. Onu yazma. O ortalık karışmasın şimdi. Şey yaz sen. Psikiyatrist odası yaz direkt. Ha yaz. Hay. Vallahi var. Lego, aha koltuk işte bak. Nasılmış? He, nasılmış? Niye boş konuşayım yenge ya? Bende yalan olmaz. Peki, ya Rıza buraya böyle uzandığında bu kadın da gelip yanına kıvrılıyorsa? Yani, tedavi için gerekiyorsa uzanabilir, sarılabilir yenge. Şşşt, yeter. Biri fitneci, biri kıskanç. Benim çocuğum oraya şifa bulmaya gidiyor, aşna fişneye gitmiyor. Cahil cahil konuşmayın. Cahil cahil, ben cahil. Boynuzlu gezeceğim mi cahil gezerim? Ya anne, hadi Allah'ını seversen şuradan bir hazırlayın masayı ya. De, karıştırdın ortalığı zaten. İki lokma şeyden kavun mavun kessenize. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?